Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün tesadüf blokları deneme deseni kapsamında varyans analizi nasıl yapılır? Size onunla tesadüf blokları ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle tesadüf blokları deneme deseni. Burada bizim iki faktörümüz söz konusu. Birinci faktörümüz blok faktörü, yani deneme hatasını azaltmada kullandığımız faktörümüz. İkinci faktörümüz ise aslında en önemli faktörümüz variyeteler. Biz burada bloklama yapmamızdaki nedenlerden biri şu: eğer bizim elimizde yeterince homojen deneme materyali yoksa, yani burada tarlalarımız farklı ise, diyelim ki burada 5 farklı tipte bir tarla söz konusu ise, biz her bir tarlayı, her bir parçayı bir blok olarak düşünebiliriz. Eğer biz burada bloklama yapmazsak, variyeteler arasında gerçekte var olan farklılığı görme şansımız azalır. Yani ikinci tip hata yaparız. İkinci tip hata yapmamız durumunda 1 eksi betadan, yani 1 eksi ikinci tip hatadan testin gücü düşeceğinden dolayı bloklama yapmamız önerilebilir. Şimdi verileri şu şekilde kaydedeceğim ben. Şunu biraz daha minimize edelim. Şu şekilde. Verileri girerken biz özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bizim burada 3 tane sütuna ihtiyacımız var. Birinci sütun verim değerlerinin olduğu sütun. Ben verileri şu şekilde giriyorum. Önce birinci blokta A, B, C ve D variyetelerin değerlerine giriyorum. Aynı şekilde her bir bloktaki değerlere sırayla şu şekilde giriyorum. A variyetesini, birinci blokta A variyetesi 32,3. Birinci bloktaki B variyetesinin değeri 33,3. Üçüncü variyete, yani C variyetesinde değer varyetesinin birinci bloktaki verim değeri. Şu şekilde kodlamayı ne yapıyorum? A, B, C ve D varyetesi. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D olarak ne yapıyorum? Varyeteleri kodluyorum. Blokları kodlarken ise bu ilk 4 değer birinci blok. Blok 1, blok 1, blok 1. Sonra ikinci bloğun değerleri blok 2, blok 2, blok 2, blok 2 ve aynı şekilde blok 5, blok 5, blok 5 ve blok 5 olarak ne yapıyorum? Veri setini kaydediyorum. Tabii bizim buradaki en önemli hedeflerimizden biri nedir? Acaba bizim koşullarımızı, acaba hangi variyeteyi biz öneririz çiftçiye? Önemli olan bu. Yani hangi variyete bizim daha yüksek verim elde etmemizi sağlıyor. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Bunu minimize edelim. Daha sonra verileri TXT'ye şu şekilde kaydediyoruz. Kaydettikten sonra kapatalım. Şimdi ne yapıyoruz? Tesadüf blokları deneme deseninde varyans analizi yapıyoruz. Yani literatürde two-way ANOVA ya da ANOVA at Randomized Block Design olarak geçiyor ya da two-way classification olarak da geçiyor bazı literatürlere göre. Şimdi şu şekilde bunları bir okutalım. Öncelikle Agricola paketini yüklememiz lazım. Yani install.package şeklinde ne yapıyoruz? Diğer derslerden hatırlanacağı üzere önce install ediyoruz şu paketi. Agricola paketi ne yapıyor? Temel deneme desenleri ile ilgili varyans analizi yapmamı sağlıyor. Tabii bu yüklü olduğu için buna şu anda gerek yok. Şunu inaktif ediyoruz. Agricola'yı ne yapıyoruz? Şu şekilde çalıştırdıktan sonra sisteme yüklüyoruz. Sonra kar paketini yüklüyoruz. Tabii bizim sistemimizde ekli olduğu için. Sonra ortalama lara ilişkin plotları, yani grafikleri çizebilmek için G plots'u yüklememiz lazım. Tabii biz daha önce yüklediğimiz için library
gplots şeklinde ne yapıyoruz? Bunu yüklememiz lazım. Önce amacımız verileri okutmak. Read.table veri seçimlerde D ana dizinde belgelerde test blok deneme.txt isimli dosyada ben bu verilerimi saklıyorum. Tabii verilerimin oluşturan birinci satırda ki karakterler sütun isimleri olduğu için header eşittir true diyorum. Buradan ne yapıyorum? Şuraya geldiğim zaman run'a basıyorum. Veriyi okutmuş oluyoruz. Şimdi structure my data yani veri setinin yapısı. Biz tabii veriyi nasıl girdik arkadaşlar? Veriyi şu şekilde girdiğimiz için bir dakika. Veri setini nasıl girdik arkadaşlar? Variyeteleri bir harfle, bloğu bir yazı karakteriyle ifade ettiğimiz için arkadaşlar bunları direkt sistem faktör olarak algılıyor. Öyle değil mi? Eğer 1, 2, 3, 4 deseydik A yerine 1, B yerine 2, C yerine 3, D yerine 4 demiş olsaydık eğer o zaman nasıl bir tanımlama yapmamız lazımdı arkadaşlar? My data eşittir my data dolar işareti öyle değil mi? Variyete bunu ne yapacağız? As nokta faktör yani faktörü çevirmemiz lazım değil mi? Ama bunu ABCD yapmazsak eğer ya da blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 yapmadığımız durumda bunu yapmamız lazım öyle değil mi? My data dolar işareti my data dolar işareti variyete. Şu şekilde enter eğer basarsak pardon şunu ne yapıyoruz? Eğer böyle yaparsak ne yapar? Arkadaşlar şunu büyük yapacağız. Evet. Dolar işareti öyle değil mi? Eğer biz burada arkadaşlar şuraya A, B, C yerine 1, 2, 3, 4 değerleri kullanırsak o zaman ne yapmamız lazım? MyData içerisinde variyeteyi bir faktör olarak tanımlamak için küçük tire S faktör MyData dolar işareti variyete yani MyData içerisindeki variyeteyi faktör olarak tanımla dememiz lazım. Ama burada veri setini şu şekilde tanımladığımız için burada S faktörü kullanmamıza gerek yok. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi structure my data enter diyorum. Bakın burada verileri arkadaşlar şu şekilde girdiğim için verileri kategorik verileri şu şekilde girdiğim için ne yapacak? Variyete ve bloğu faktör olarak tanımlayacak. Öyle değil mi? Yani bir daha S faktör kullanmamak için bunu böyle yapabiliriz. Verim, nümerik, ölçülebilen, tartılabilen, bir sayı doğrusuna hemen hemen her noktada değer alabilen değişkenleri biz ne yapıyoruz? Nümerik yani sürekli değişken. Variyete 4 seviyesi olan ve verimi etkileyebileceğini düşündüğümüz kesikli yapıdaki değişken değil mi? Faktör diyoruz. Bloğunda burada 5 seviyesi var. Buradan da onu anlıyoruz. Yani eğer biz bunları faktör tanımlaması yapmazsak sanki burada ne olarak algılar sistem? Regresyon etkisi gibi, normal rakam gibi algılar. Bundan dolayı biz bu tanımlamaları yapmamız gerekiyor. Analizde geçtiğimiz zaman model analysis of variance yani varyans analizi AOV değil mi kısaltılışı? Verim yaklaşık işareti variyete artı blok. Benim iki tane faktörüm var. Nerede veriyi nereye kaydettim? Data eşittir my data olarak. Burada modelin sonuçlarını, varyans analizi sonuçlarını elde etmek istiyorsak summary model diyoruz ve buradan control enter'a bastığımızda ya da run'a bastığımızda burada bize varyans analizi sonuçlarını ne yapıyor arkadaşlar?
veriyor. Variyetelere ilişkin, variyete ilişkin olasılık değeri 0.05'ten hatta 0.001'den de önemli, öyle değil mi? Bu ne demek? En az iki variyetenin verim bakımından birbirinden farklı olabileceğini kabul ettik. Ama hangi variyeteler arasındaki farklılığın önemli olup olmadığını neyle test edeceğiz? Duncan, Tukey testi gibi çoklu karşılaştırma testleriyle biz bunu belirleyeceğiz. Burada bloklara ilişkin olasılık değeri önemli bulunmamıştır. Yani blok ortalamaları arasında verim bakımından farklılık yok. Biz burada sadece variyetelere ilişkin ne yapacağız? Çoklu karşılaştırma testi yapmak zorundayız. Şimdi şurada out diyorum. Şurada biraz daha büyüteyim. Out diyorum. Burada out'tan önce bir parantez alıyorum, parantez koyuyorum ve sonradan da bir parantez koyuyorum ki bir daha out deneme gerek kalmasın okutmak için. Duncan testi model variyeteler arasındaki farklılığı ortaya koyacağım. Şurada da variyete faktörünün verimi etkisi şeklinde bir etiketleme yapmam lazım. Buradan enter'a bastığım zaman bana arkadaşlar neyi veriyor? Bana bir takım istatistikler veriyor. Hata kareler ortalaması 2.1815. Bakın şu değer, öyle değil mi? Aslında bunu veriyor. Yuvarlayınca tabii 2.19. Hata kareler ortalaması. Degrees of freedom, yani hata serbestlik derecesi. Mean genel ortalama 32.32. Coefficient of variation, yani bir kurulan bir denemenin sağlıklı olup olmadığını bu değerden anlıyoruz. 4.50. Yani denememiz oldukça güvenir ve oldukça sağlıklı. Bu tarla çalışmalarında özellikle %20'nin altında olması arzu edilebilir. Eğer bu değer tabi 30, 40, 50 şeklinde bir değer alıyorsa orada within subject dediğimiz grup için farklılıklar, yani deneme hatasından kaynaklanan bir takım sıkıntılar olabilir. Ama 4.5, 20'nin oldukça altında, 1/4'ü kadar, dolayısıyla çalışmamız güvenilir. Duncan testi ve 4 tane treatment, yani deneme grubumuz var ve alfa %5 alıyoruz. Ve tablo değerleri ve kritik değerler söz konusu burada. Burada her bir variyeteye ilişkin verim ortalamaları var. İşte A variyetesinin verim ortalaması 34.42, 34, B'ninki 34.78, standart sapması ve tekerrür sayısı, minimum ve maksimum değerler, birinci çeyrek ve ikinci çeyrek, yani medyan değeri ve üçüncü çeyrek değerleri. Burada da arkadaşlar verim bakımından B, A, C genotiplerinin istatistiksel olarak aralarında fark olmadığı tespit edilmiştir. Yani B, A, C çeşitleri verim bakımından D'den farklı. Eğer biz B, A, C çeşitleri arasında eğer bir seçim yapmak istersek B, A, C çeşitinden en ekonomik olanı, en ucuz temin edilenden bir tanesini ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Meydana gelen şu farklılıklar istatistiksel olarak önemli değil. Yani tesadüften ileri geliyor. Burada BAC çeşitinden birini seçebiliriz. Eğer diyelim ki çiftçi B variyetesini temin etmede bir zorluk çekiyorsa, A ve C variyeteleri kolay temin edilebiliyorsa ve ucuzsa A ve C'den birini tercih edebilir demek, öyle değil mi? Bunu bu şekilde yorumlayacağız. Yani en ekonomik olan ve verimi en fazla yapan temini kolay çeşidi seçmemizin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Buradan tabii pilotu çizebiliriz burada. Şurayı biraz daha büyütelim. Duncan.test model variyete alfayı ne yapıyorum?
%5 alıyorum. Burayı %1 de alabilirim. Bu bana kalmış bir şey. Yani şurada B çeşidi, A çeşidi ve C çeşidi ve B çeşidi. Bunu şu şekilde zoomladığımızda, büyüttüğümüzde BAC çeşidinin verim bakımından BAC çeşitler arasında farklılığın önemli olmadığı, fakat BAC'nin her birinin D'den verimlilik bakımından üstün olduğunu ne yapabiliriz? İstatistiksel olarak söyleyebiliriz. Duncan testini şöyle çalıştırdığımda yine aynı sonucu ne yaparız? Buradan elde edebiliriz. Bu sefer bir de 2K'yi yapalım. Öyle değil mi arkadaşlar? 2K'yi şuradan çalıştıralım. 2K ne yapıyor arkadaşlar? Burada P değerine bir düzeltme yapıyor. Bir adjustment yapıyor. Bir düzeltme yapıyor. Yani bu ne demek? B ve A çeşidi arasında verim bakımından 0,36 kilogramlık bir farklılık var. Bu farklılık 0,05'ten büyük. Yani B ve arasında fark yok. C ve arasında gene şu düzeltilmiş p-value, yani olasılık değeri büyük olduğu için fark yok. Ama D ve A arasında bakın farklılık oldukça önemli. Bakıyoruz, D ve A birbirinden çıkarıldıktan sonra eksi değer alıyor. Demek ki A varyetesi 6,04 kilogramlık daha fazla bir verim elde etmemizi sağlıyor. Aynı şekilde D ve B arasında farklılık var mı? Evet, 6 kilogramlık bir farklılık var. Bu da oldukça istatistiksel olarak önemli. Yani B genotipi üstün. Burada yine aynı şekilde, burası 0,05'ten küçük olduğu için C genotipinin verimlilik bakımından D genotipinin varyetesine daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bloklamada herhangi bir karşılaştırmaya gerek yok. Çünkü bloklara ilişkin olasılık değeri varyans analizi tablosunda önemli olmadığı için buna gerek yok. Bizim için burada en önemli unsurlardan biri nedir? Variyetelere ilişkin bir karşılaştırma yapmak. Bloğu niye alıyoruz? Elimde burada 5 farklı blok var. Demek ki ben çalışmaya başlamadan önce bloklar arasında farklılık olabileceğini biliyorum zaten. Ya da tasarlıyorum. Elimde yeterince homojen bir toprak yoksa ne yapıyorum? Homojen gördüğüm kısımları ne yapıyorum? Bir blok olarak düşünüyorum. Eğer bloklama yapmazsam arkadaşlar ne olur? Variyete ortalamaları arasında verim bakımından gerçekte var olan farklılıkları görme şansım ne yapar? Azalır. Bir de blok sayısını değerli arkadaşlar en az 3 almamız gerekiyor. Eğer 2 alırsak bu hata serbestlik derecesini düşürmemiz anlamına geliyor. Burada da variyete ortalamaları arasındaki farklılığı önemli bulma şansımız ne yapar? Azalır. Hatanın serbestlik derecesini düşürdüğümüzden dolayı. Gerçekten çok sofistik bilgiler bunlar. Yani çok önemli bilgiler. Mesela hayvancılıkta nasıl bir örnek verebiliriz? Eğer benim elimde diyelim ki aynı yaşlı analar yoksa, aynı yaşlı analardan doğan kuzular yoksa, ben yaş faktörü ne olarak düşünebilirim arkadaşlar? Bir blok etkisi olarak düşünebilirim. Çünkü ben şunu biliyorum. Diyelim ki koyunlarda doğum ağırlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri nedir? Ana yaşıdır. 2 yaşlı anayla 3 yaşlı ve 4 yaşlı ananın doğum ağırlığı, doğurduğu yavrunun, kuzunun ağırlığı birbirinden farklı olacaktır. Çünkü 2 yaşlı analar kendi fizyolojik gelişimini tamamlayamadıkları için yavruyu nun gelişimini tam olarak sağlamayabilirler 3 ve 4 yaşlı analara göre. Tabii bu örnekleri daha fazla çoğaltabiliriz, biliriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün size tesadüf blokları deneme deseninde varyans analizi konusunda faydalı bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki dersimizde de
deneme desenleri kapsamında Latin kare konusunda faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.